Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Homotix markasının Boxar 4K Lite modelini inceliyoruz. <laughs> Bugünkü video konuğumuz gene Homotix markasının farklı bir ürünü. Biliyorsunuz birçok Android box'ını incelemiştim. Bu modelde giriş seviyesinin aslında orta segmentin bir tık üstü diyebiliriz. Çünkü en üst segmentte Homotix markasının R4K Plus'ı ve R4K modeli bulunuyor. Bu da R4K Light modeli. Gerçekten güzel bir ürün ve hızlı işletim sistemi olsun, içeriği olsun. Zaten bilgilendirmeleri birazdan paylaşacağım. Ekstra kurulumunu da birlikte yapacağız. Ama televizyonunuz için akıllı bir ürün arıyorsanız yani akıllandırabileceğiniz bir Android Box uydu alıcısı arıyorsanız bu ürünü önerebilirim. Fiyat performans ürünü. Sanırım bu ürünün Türkiye'de satışı yok ama Aras Kargo ile Çin'den yaklaşık bir buçuk hafta içerisinde tarafınıza geliyor. Onu söyleyeyim baştan. Ürünün yan kısmına baktığımızda tüm bilgiler burada yazıyor aslında ama yazmayan bilgileri de ben sizlere birazdan paylaşıyor olacağım ve bu taraftaki kısmında da zaten orijinal Google lisanslı olduğu için ürünle ilgili nerelerde kullanabileceğiniz ve lisanslarını gösteren bir bölüm bulunuyor. Kutu içeriğine birazdan bakacağız ama kutu içeriğine bakmadan önce Box modelini incelemiştim, bir de Stick modelini incelemiştim, bir de 4K Plus ve 4K R modelini incelemiştim. YouTube kanalımda onları da açıklamaya bırakıyorum link oradan izleyebilirsiniz fiyatına göre istediğiniz ürün segmentini alabilir veya inceleyebilirsiniz üründe 2 GB RAM bulunuyor 8 GB depolama alanı bulunuyor ama 2 GB bulunuyor diye sizleri korkutmasın gerçekten hızlı zaten yaklaşık bir buçuk GB'lık bir bölüm bizlere kalıyor kullanmamız için bir buçuk GB'ı biz kullanmış oluyoruz 8 GB da yeterli oluyor oyun oynamıyorsanız farklı işler Android Box'ınızla yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca IPTV kurulumu vesaire bunları da yapabiliyorsunuz bu üründe. Şimdi kutu içeriğine bakalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor, bizleri nasıl karşılıyor birlikte görmüş olalım. Kutu açılımına geçiyoruz. Kutunun içerisinden bir adet kullanım kitapçığı geliyor. Bu hiçbir seride değişmiyor. Aynı kitapçık diyebilirim sizlere ve içerisindeki bilgiler sadece değişiklik gösteriyor. Ürün bu şekilde ambalajlı bir şekilde tarafımıza geliyor ve çıkarttığımızda yapı anlamına baktığımızda bu şekilde bir yapısı bulunuyor ve yanını, sağını, solunu sizlere detaylıca göstermek istiyorum. Güç girişi, Type-C girişi, HDMI girişi, Ethernet girişi bulunuyor. Baktığınızda yan kısımda SD kart takıp depolamayı fazlalaştırabiliyorsunuz ve 2 adet de USB girişine yer verilmiş. Bu da klavyenizi, mouse'unuzu ya da herhangi bir şeyinizi bağlayabileceğinizi gösteriyor ve burada da güç ışığı bulunuyor. Çalıştırdığınızda buradan ışık alıyor. Arka kısmı bu şekilde. Ön kısmına da baktığımızda Homotix'in kendine ait logosu bulunuyor. Kutunun içerisinden değişmeyen tek şey diyebilirim aslında. Bu kumandası bütün giriş seviyesi üst segment cihazlarının hepsinde de aynı kumandayla geliyor. Baktığınızda üzerinde YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi tuşlar bulunuyor ve yapı anlamına baktığımızda Gayet tasarım anlamında ben bu kumandayı beğeniyorum ve şık bir kumanda diyebilirim sizlere. Güzel de bir görüntüsü var. Motix markasının en güzel yanı kutu içeriğinden HDMI kablosu, pili hepsi çıkıyor ve bu güzel bir detay. Şimdilik ben HDMI kablosunu açmayacağım. Birazdan kurulumu yaptığımda gösteririm. Yaklaşık 1,5 metrelik bir kablo uzunluğu ve gayet kaliteli de bir HDMI kablosu. Kutunun içerisinden bir adet de güç kablosu geliyor. Bu şekilde bir güç adaptörü çıkıyor. Bunu bağladığınızda ürünü direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yapı anlamında bu da beyaz olmuş ve güzel. Beyaz olması en azından çok fazla sırıtmıyor. Ürünle birlikte tam bir performans veriyor. Son olarak içerisinden 2 adet pil çıkıyor arkadaşlar. Pilin çıkması da gerçekten güzel olmuş Homotix. Bu detaylara önem veriyor. Çünkü güzel bir detay, hani bir daha piliniz yoksa evde almakla uğraşmıyorsunuz. Güzel de bir ömrü var pilin. Uzun süre gidiyor diyebilirim sizlere. Ben bunu kumandada değil farklı bir yerde kullanıyorum ve yaklaşık 2 aydır pili değiştirmedim herhangi bir tuşa basılı tutuyorum ve hemen direkt ana menümüz açılıyor. Zaten İngilizce bir şekilde geliyor. Şimdi burada gerekli kontrolleri yapıyorsunuz. Yani gerekli işlemleri aslında kendisi yapıyor. Ve buradan Türkçeyi buluyoruz hemen. Türkçeyi seçtikten sonra zaten Türkçeleşiyor ve lütfen bekleyin diyor. Burada diyor ki televizyonunuz Android telefonunuzda hızlı bir şekilde kurulsun mu? Hayır çünkü bende Android bir telefon yok. Wi-Fi'ye giriyorum. Wi-Fi işlemini sağlıyorum a bağlanıyor diyor yaklaşık 10 saniye sürüyor ve sonrasında diğer geçeceğimiz menü tarafları geliyor. Gene lütfen bir bekleyin diyor. Güncelleme var mı yok mu onu bir kontrol ediyor. Zaten güncelleme varsa kutu açıldıktan sonra arayüz orada da ayarlar bölümünden yapabiliyorsunuz. Televizyonunuzda Google'da bir oturum açın. Şimdi ben oturum açma işlemini de yapıyorum hemen. Google'da oturum açtıktan sonra bu şekilde hizmet şartlarını kabul ettiyor ve kabul ediyorum. Direkt bunları geçebilirsiniz zaten. Direkt güncelleme alması için hepsini kabul edin. Televizyonunuzdaki sesle komutu açılsın mı uyarısı verdi. Diyor ki tüm televizyon uygulamalarınızda arayın diyor. Hayır diyorum şimdilik ki hızlı bir kurulum sağlamak için siz bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi uzaktan kumandanızı güncelleyin diye bir ibare çıktı. Görüntüyü izleyerek devam edelim. İnternet hızınıza göre değişkenlik gösteriyor. Cihazın üstünde ethernet girişi bulunuyor. İsterseniz ethernet'e bağlayıp daha hızlı bir internet alabilirsiniz. Video açıldı. Öncelikle dol bir atmos özelliği bulunuyor. Video ve sesleriniz mükemmel derecede güzelleştiren bir yazılım diyebilirim sizlere. Kumanda'daki tepki sürelerini görmeniz için size şöyle gösteriyorum. Mesela bastım, direkt algılıyor. Geri diyorum. Ses açma kısmını yapalım bir de bu ileri sarmayı da. şuradan ses açma kısmını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alt kısımda. Ses açıp kısa biliyoruz. Kutu açılımımızı yaptık ve ürünün arayüzüne birlikte baktık. Şu şekilde de ürünü bir göstermek istiyorum sizlere. Gayet tasarım anlamında güzel. Yan tarafta 2 adet USB girişine yer vermişler ve bu da klavyenizi, mouse'unuzu ya da herhangi bir şeyinizi bağlayabilmeniz anlamına geliyor. Harici olarak bu kısımda da ürünün girişleri bulunuyor. Güç girişi, HDMI girişi, Ethernet girişi bulunuyor. Yani isterseniz Ethernet kablosuyla daha hızlı bir internet alabilmenizi de sağlıyor. Motix markasının genelde ürünleri değişmiyor. Sadece renklerinde birazcık değişiklikler oluyor. Baktığınızda diğer ürünle birlikte aynı bir modele sahip bir de SD kart girişi bulunuyor bu kısımda SD kartı da taktığınızda Ürünün depolama hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Sanırım 32 GB ya da 64 GB'di. Bilmiyorum onu bulabilirsem bu kısma yazacağım. Ben bu ürünü yaklaşık 2,5 aya yakındır kullanıyorum ve sizlere deneyimlerimi bu şekilde paylaşmış oluyorum. Motix'in diğer ürünlerini birisini yatak odasında birisini salonumda kullanıyorum. Bir tane de mutfakta var. Genelde yemek yerken mutfakta tüketim sağlıyorum. Yatak odasında da film izleyeceğim akşamlarda 4K AR Plus modelini kullanıyorum. Salonda ise bu modeli kullanıyorum diye diyebilirim sizlere. Şimdi demeyin neden üç tane cihazı farklı farklı odalarda kullanıyorsun diye. Bunların uzun kullanım testlerini yapmış oluyorum. Ayrıca Instagram'dan gelen, YouTube'dan gelen soruları da bu şekilde cevaplayabiliyorum. Bilmediğim ürünler hakkında farklı yorumlar, yanlış bilgiler vermek istemiyorum sizlere. Öncelikle model ismi 4K Arlight modeli. Cihazın içerisinde S905 Y4 işlemci bulunuyor. 2 GB RAM'i, 8 GB depolama alanı bulunuyor. Grafik yongası her zamanki gibi Mali G31'i kullanmışlar. Cihaz yine lisanslı ve tüm dijital platformlarda en yüksek çözünürlüklerde içerik izlemenizi olanak sağlıyor. Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor ve Bluetooth 5.0 desteğiyle birlikte tarafınıza geliyor. Type-C çıkışı sayesinde ise ekstra Type-C uydu toneri de kullanabiliyorsunuz. Satın alarak onu da bağlayıp kullanabilirsiniz. Yani üründe yok yok. Bütün ürünlerinde böyle Şimdi mesela 4K Plus modeline bakarsanız gidip videoma o kadar bilgili değildim. Evet kullandım yaklaşık bir aya yakın kullanıp video çektim ama bu kadar bilgiye sahip değildim. İnsan kullandıkça zamanla daha da çok bilgileniyor. O yüzden ben de üç ürünü de farklı farklı odalarımda kullanıp daha da fazla bilgiye sahip olup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ürünün ben konuşurken detaylı videolarını, görsellerini göstermeye çalıştım sizlere. Açıklamaya satın alabileceğiniz linki bırakıyorum. Dediğim gibi Aras Kargo ile birlikte bir buçuk hafta bile sürmeden tarafınıza ürün gelmiş oluyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Genel kullanımda rahatlıkla akıcı bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Ufak tefek oyunları da kaldırıyor. Oyunlar da oynayabilirsiniz. IPTV kurulumu ya da Type-C girişiyle uydu tüneli alıp kullanabilirsiniz. İncelemeyi beğendiysen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, beni takip etmeyi unutma. Bu arada yorumlarını merak ediyorum. Kullananlar, kullanmayanlar, almak isteyenler de yorumlarda buluşalım. Anında cevaplayacağım. İzlediğin için teşekkür Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.